Hazırsak başlayalım. Hepinize merhabalar, ben Emre Saraç. Aranızda video içerik üreticiliğiyle ilgilenen arkadaşlar varsa tam da onlara göre yepyeni, taptaze bir video ile karşınızdayım bugün. Bugünün konusu aslında cep telefonları üzerinden daha sinematik görüntüler almamıza yarayan cihazların başını çeken gimbal'lar hakkında. Şu an zaten benim halihazırda 1,5 senedir kullanmakta olduğum Zhiyun Smooth Dirt adlı ürünü görmektesiniz ama bugün bu ürünü incelemeyeceğiz. Bunun yerine kardeşi diyebileceğimiz pozisyonda diğer bir rakip firma DJI'nin Osmo Mobile 2 modelini mercek altına alıyor olacağız. Evet, şimdi dilerseniz Osmo Mobile 2'nin tasarım kısmıyla videomuza devam edelim. Şöyle cihazı elimize aldığımızda gördüğünüz gibi baş parmağımızın rahatlıkla erişebileceği 3 adet tuş konumlandırılmış. Sol üst köşede yer alan joystick tuşla birlikte bu kıskaçlı bölüme tamamen hareket kabiliyeti verebiliyorsunuz. Açıkçası bu cihazın bence en önemli özelliklerinden bir tanesi, öne çıkan özelliklerinden. Zhiyun Smooth 4 üzerinde de bunu görsem gerçekten çok mutlu olurdum diyebilirim. Bunun hemen yanında ise klasikleşen kırmızı renkteki record, yani kayıt tuşumuzu görmekteyiz. Bununla birlikte de hem fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz hem de aynı zamanda video kayıt işlemlerinize başlayabiliyorsunuz. Hemen onun altında mod tuşumuz var ve aslında hem güç açma kapama hem de cihazın farklı özelliklerinden mod tuşuyla birlikte faydalanabiliyorsunuz. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında bunlara bir açıklık getireceğiz, bu mod tuşunun işlevleriyle alakalı. Sol tarafta gördüğünüz gibi dijital zoom yapabildiğiniz bir buton konumlandırılmış ve sağ tarafına geldiğimizde de burada bir mikro USB şarj girişimizin yer aldığını görmekteyiz. Buradan cihazınızı şarj ediyorsunuz. Cihazın diğer bir güzel özelliği de burada bir adet USB porta yer verilmiş ve hatta şöyle açayım, sizlere de göstereyim. Bu portla birlikte telefonlarınızı da buradan şarj edebiliyorsunuz. Bunun dışında cihazın alt kısmında klasikleşen bir tripod girişimiz var ama maalesef cihazın kutu içeriğinden bir tripod ayağı çıkmıyor arkadaşlar. Zhiyun Smooth 4'te bu mevcuttu. Şu an zaten onu söktüm ve bunu da sizlere göstereyim. Bu şekilde de bu girişle birlikte farklı tripod ayaklarından yararlanabiliyorsunuz. Ve son olarak şurada 2 tane ruler, yani dönebilen tuşun yer aldığını görmekteyiz. İç kısımdakiyle birlikte cihazınızın balans ayarlarını yapabiliyorsunuz. Buradaki tuşla birlikte de telefonunuzu yatay konumdan dikey konuma alabiliyorsunuz. Oldukça pratik düşünülmüş. Tüm bunların yanında da herhangi bir tasarımsal özelliğe yer verilmemiş. Şimdi balans ayarı demişken dilerseniz Osmo Mobile 2'nin telefonlarımızla nasıl balans edilebileceğine de hızlıca bir göz atalım. Evet, Osmo Mobile 2'nin balans ayarını yapabilmemiz için ilk olarak cep telefonumuzu elimize alıyoruz ve buradaki kıskaçlı kısma, şöyle size biraz daha yanaştırayım. Buradaki kıskaçlı kısma şu alt kısımda bulunan plastik tampona kadar telefonumuzu iterek yerleştiriyoruz. Evet, yerleştirme işlemini tamamladık. Ardından cihazı şöyle açtığımızda artık dengesiz bir halde olduğunu görmekteyiz. Çünkü henüz balans ayarını tamamen yapmadık. Bu balans ayarını yapmamız için de tasarım kısmında bahsetmiş olduğumuz şu iç bölümde yer alan dönebilen tuşla birlikte ayarımızı gerçekleştireceğiz. Bu tuşu gevşetiyoruz arkadaşlar. Sonrasında ise bu tuş gevşedikten sonra bu şekilde şu bölümü hareket ettirebiliyoruz. Bu hareketlerle birlikte cihazın tamamen yatay olarak durmasını sağlamaya çalışacağız. Tabii küçük küçük hareketlerle bunu zaten anlayacaksınızdır. Burada şunu da belirtmemde fayda var. Yapacağınız iyi bir balans ayarı cihazın şarj süresini de uzatacak. Çünkü kötü yapılan bir balans maalesef bu motorların çabuk ısınmasını sağlıyor ve şarjınız böyle olunca da daha az gidiyor. Şu an benim cihazımın Bana göre balans ayarı tamamen oturmuş durumda ve buradan tekrar bu dönebilen tuşla kitleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından şimdi balans ayarımızın kontrolünü yapalım ve mod tuşuna birkaç saniye basıp cihazımızı açalım. Ve gördüğünüz gibi artık Osmo Mobile 2 kullanıma hazır. Tabii ki cihazı daha verimli kullanabilmek içinse kullanmakta olduğunuz Play Store'dan, Apple Store veya Google Play Store'dan DJI GO uygulamasını indirmeniz gerekecek. Telefonumuza DJI GO uygulamasını indirdikten sonra hemen içerisine giriş yapıyoruz. Ve bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Connect Device demeden önce ilk olarak cihazımızı aktif hale getiriyoruz. Evet, şu anda cihazımız aktif hale geldi. Ve ardından burada şöyle bir uyarı alacaksınız. Basic Fly Safe Database Update diye. Bu bizi ilgilendirmiyor çünkü başka bir ürünle ilgili. Burada Ignore diyoruz. Connect Your Device dediğimizde artık bu kısımda DJI Osmo Mobile 2'nin kodunu görmekteyiz ve Connect diyerek uygulama içerisine giriş yapıyoruz. Uygulama içerisinde de oldukça fazla özellik mevcut arkadaşlar. Bakalım DJI Osmo Mobile 2 bizlere neler sunabiliyor. Evet, DJI GO uygulamasına girdiğimizde bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Sol üst köşede Home butonunu görmekteyiz ve hemen altında Flash ibaresinin yer aldığını görebiliyoruz. Hemen onların altında ise hem gimbal'ın hem de cep telefonumuzun şarj yüzdeleri gösterilmekte. Yan tarafta bulunan fotoğraf amblemine tıkladığımızda ise buradan fotoğraf çekimlerimizde kullanabileceğimiz ayarları yapabiliyoruz. Beyaz dengemizi değiştirebiliyoruz. Örneğin farklı kadraj açıları için ekranı farklı bölümlere ayırabiliyoruz. Bunun yanında hemen gimbal kısmımız var. Burada scene modumuz var. Buna tıkladığımızda yürüyüş modu ve spor mod olarak değişiklikler yapabiliyoruz. Ayarlar kısmımıza geldiğimizde ise buradan kamera ayarlarımızı değiştirebiliyoruz. Örneğin içerisine girelim şöyle. Videonuzun çözünürlüğünü değiştirebiliyorsunuz. Panorama kalitenizi değiştirebiliyorsunuz. Kamerayı resetleyebiliyorsunuz. Ve bu zoom yanda bulunan tuşun hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Buna da hemen tamam deyip devam edelim. Onun altında gimbal kısmımız var. Buradan dilerseniz kameranızı horizontal, yani yatay modda kalibrasyon edebiliyorsunuz. Auto Calibration dediği kısımdan otomatik olarak kalibrasyonu sağlayabiliyorsunuz. Bunun gibi farklı ayarlara buradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen onun altında ise General kısmımız var. Buradan da cihazın versiyonunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. En alt kısımda yer alan Live ile birlikte de cihazınızla birlikte canlı video kayıtları oluşturabiliyorsunuz. Evet, tekrar devam edelim. Sol alt köşede görmüş olduğunuz gibi bir fotoğraf ve bir de video kamera işareti var. Şu an fotoğraf kısmında olduğumuz için onun yan tarafındaki ikona tıkladığımızda burada tekli çekim, panoramik çekim, hatta şöyle gösterelim. Panoramaya tıkladığımızda dönebilen yapıda ve 180 derecelik açılarda çekimler yapabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında Long Exposure kısmımız var ve buradan da farklı 2 adet çekim moduna fotoğraf kısmında erişebiliyorsunuz. Burada hemen ortada bulunan tuşla birlikte yine her zamanki gibi fotoğraf alabiliyorsunuz. Onun yan tarafında bulunan bölümdeki döndürme ikonu olan kısma tıkladığımızda ise direkt selfie moduna geçiş yapabiliyoruz. Yan tarafındaki kısma tıkladığımız, yani play tuşuna tıkladığımızda da buradan da kameranın galerisine erişim sağlayabiliyoruz. Hemen video kısmıyla devam edelim. Onun için sol alt köşedeki kısma tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi video kısmında da genel olarak görüntü aynı şekilde, ama tabii ki farklı modlarımız var. Burada hemen bu video kamera işaretinin yan tarafında kısma tıkladığımızda standart bir video çekimi yapabiliyorsunuz. Slow motion adı altında çekimler yapabiliyorsunuz. Timelapse, hyperlapse ve motion timelapse'leri bizlere Osmo Mobile 2 sunabiliyor. Bunun dışında da farklı özelliklerden maalesef Osmo Mobile 2 üzerinde yararlanamıyorsunuz. Mesela Vertigo modu bu uygulamanın içerisinde bulunmuyor, desteklemiyor. Hemen gimbal kısmına tıklıyorum. Buradan yine modunuzu aynı fotoğraf kısmında olduğu gibi spor mod veya yürüyüş modu olarak değiştirmenize imkan sağlıyor. Hemen yukarıdaki kısma tıkladığımızda ise buradan otomatik olarak videonuzun kalitesini değiştirebiliyorsunuz. Manuel olarak ayarlar yapabiliyorsunuz. Yine fotoğraf kısmında olduğu gibi beyaz dengenizi değiştirebiliyorsunuz. Ayarlara geldiğimizde ise yine aynı fotoğraf kısmında karşılaştığımız ayarların karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bunun dışında cihazla alakalı anlatabileceğim, yani DJI GO uygulamasıyla alakalı anlatabileceğim çok fazla detay yok. Aslında bize sunduğu temel olarak video kısmında 4 tane özellik var. Bu normal kısmına bastığınızda slow motion'u bize sunabiliyor. Timelapse yapabiliyor. Timelapse neydi? Bunu da açıklayalım. Aslında durağan olan çekimlerdeki hareketli görüntüler demek. Yani bir çekim kadrajı belirliyorsunuz ve oradaki detaylar tamamen hızlı şekilde hareket ediyor. Bunu da zaten görselini sizlerle videosunu paylaşacağım. Hyperlapse ile birlikte, Hyperlapse de aslında hem hareket eden hem de her şeyin daha çok hareketli olduğu görüntüler ve Motion Timelapse de belirli noktaları belirliyorsunuz. Aynı zamanda cihaz hareket ediyor ve bu sayede de farklı timelapse'lere, yani hareketli timelapse diyebiliriz bu kısma. Bunun dışında da DJI GO uygulamasında bizlere sunulmuş farklı bir özellik yok maalesef. Evet, Osmo Mobile 2'yi nasıl kullanacağız? Kullanırken biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu fiziksel tuşların özelliklerine de değineceğiz. Gördüğünüz gibi cihazımız şu anda açık ve Osmo Mobile ilk olarak bizleri Pan Follow moduyla birlikte karşılıyor. Bu modun özelliği hem yatay hem de dikey olarak cihaz yaptığınız hareketleri takip ediyor demek. Örneğin şimdi ben bu çekim açısını beğendim ve cihazın benim yaptığım hareketlerden etkilenmesini istemiyorum derseniz burada da Lock modu, yani kilitli modu alabiliyorsunuz. M tuşuna bir kere tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi çekim kadrajınız hiçbir şekilde değişmiyor. Bu sayede de daha kontrollü kayıtlar alabiliyorsunuz. Eğer ki tekrar takip moduna geçmek istiyorsanız ise M tuşuna tekrardan bir kere basıyorsunuz ve Pan Follow moduyla birlikte işlemlerinize devam edebiliyorsunuz. Bunun yanında M tuşuna 3 kere basarak da arka kameradan direkt olarak selfie moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Onu da hemen şöyle göstereyim. Evet, şu anda selfie moduna geçtik. Tekrar bir 3 tık işleminizle tekrardan arka kameraya alabiliyorsunuz. Arka kameradayken burada bahsetmiş olduğumuz dijital zoom'u kullanabiliyorsunuz. Şöyle zoom girebiliyorsunuz ve zoom çıkabiliyorsunuz. Ve bunun yanında bir de joystick tuşumuz vardı. Bu joystick tuşla birlikte de daha elektronik, daha güzel görüntüler çekmeye başlayabiliyorsunuz bana sorarsanız. Ben gerçekten bu cihazın en güzel özelliklerinden biri olarak bunu söyleyebilirim. Bunun yanında da herhangi bir modumuz bulunmuyor. Diğer modlar ise biraz önce bahsetmiş olduğumuz uygulama kısmındaydı. Aslında kullanım olarak Osmo Mobile 2 hem kompakt hem de çok kolay bir makine. Evet, yavaş yavaş Osmo Mobile 2 incelememizin sonuna gelirken bu kısımda da biraz da Zhiyun Smooth 4 ile arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. Mesela dikkatimi çeken önemli özelliklerin başında video içerisinde de bahsetmiş olduğumuz bu joystick tuşun önemi geliyor. Bu joystick tuşla birlikte özellikle ürün çekimi yapıyorsanız mesela bunun faydasını oldukça fazla göreceksiniz. Batarya noktasında Osmo Mobile 2 15 saatlik bir kullanım sunabilirken Zhiyun Smooth 4 ise 12 saatle sınırlı kalıyor. Bunun dışında da görebildiğim, yani Zhiyun Smooth 4'te görmeyi istediğim diyelim, en önemli özelliklerden bir tanesi de uygulama içerisindeki face tracking'in Zhiyun Smooth 4'ten daha iyi çalışıyor olması. Tabii bunu ne kadar kullanacağız? Hani bu da bir tartışılması gereken bir konu ama bu şekilde takip sistemli çekimler yapmak istiyorsanız bu noktada Osmo Mobile 2 daha iyi bir tercih olacaktır bizler için. Ama bunun dışında da şöyle bir gerçek var. Şimdi ben bu cihazı 1,5 senedir kullanıyorum. Yaklaşık 1 hafta 10 gündür de Osmo Mobile 2'yi test ediyorum. Osmo Mobile 2 evet follow modunda bize tamam güzel cevap veriyor. Hani sarsıntı kısmını zaten hiç konuşmuyoruz. Çünkü her ikisi de sarsıntı noktasında çok başarılılar. İkisini birbirinden ayırt etmek zor ama bu sizin yaptığınız hareketleri takip noktasında Zhiyun Smooth gerçekten Osmo Mobile'dan çok daha başarılı. Yani hedef aldığınız noktaya çok daha kolay ve güzel bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Osmo Mobile'da seri hareket yapamıyorsunuz. Mesela çeviriyorum ama hep böyle bir yavaş tonda bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun sebebi de arkada herhangi bir parmak tuşunun olmayışı, yani tetik tuş diyoruz. İşte Zhiyun'un üzerinde bu tetik tuşla birlikte örneğin bir tenis maçı çekiyorsunuz ve topu sürekli takip etmeniz gerekiyor. İşte bu parmak tuşun üstüne bastığımızda gördüğünüz gibi cihaz ne kadar hızlı bir şekilde dönüyor. Bunlar gerçekten Zhiyun'u Osmo Mobile'dan öne çıkartan özellikler diyebilirim. Zhiyun Smooth 4'te şöyle de bir özellik var. Mesela kamerayı açık bıraktınız, çekim yapmıyorsunuz. Belirli bir süre sonra otomatik olarak şu an gördüğünüz gibi kendini sleep moduna geçirebiliyor. Bu da fazla şarj tüketimini engelliyor. Ayrıca bu yanda bulunan dijital zoom tuşuyla birlikte uzak bir noktaya zoom yaptığınızda aynı zamanda bu tuşla birlikte odağınızı da değiştirebiliyorsunuz. Zhiyun'un gerçekten bu noktada önemli özellikleri bizlere sunabiliyor. Uygulama desteği kısmında ise Zhiyun'da çok daha fazla özelliğe yer verildiğini söyleyebilirim. Mesela Vertigo modu diye bir modu var Zhiyun Smooth 4'ün. Gerçekten inanılmaz görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamanın içerisinde birçok filtreden de yararlanabiliyorsunuz ama Osmo Mobile'da bunların hiçbirisine yer verilmemiş. Belki ileriki zamanlarda gelebilecek güncellemeyle bu sorunları ortadan kaldırabilirler. Tabi aynı şeyler Zhiyun Smooth 4 için de geçerli. Evet, genel olarak bir değerlendirme de yapmam gerekirse bu noktada Zhiyun Smooth 4'e puanım 10 üzerinden 8 olurken Osmo Mobile 2'yi de 10 üzerinden 6 olarak değerlendirebilirim. Evet, daha kompakt, daha hafif bir makine ama Zhiyun'un sunduğu özellikler ve size verdiği cevaplar bence çok daha iyi yönde. Bu şekilde de tercihlerinizi aslında biraz da yapacağınız çekimlere göre belirlemenizde fayda var. Bu gibi videoların gelmesini ve bunlardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.